Önceki videomuzda ekonomi derslerinde karşımıza çıkan piyasa türlerine göz atmıştık. Bir spektrum çizmiştik. Bir ucunda tam rekabet bulunuyordu. Tam rekabetteki mallar ya da ürünler için farklılaşma söz konusu değildi. Piyasaya girişte de engel bulunmuyordu. Bu tür piyasalarda firmalar fiyatı olduğu gibi kabul ettikleri için marjinal gelir elleri de piyasadaki fiyatla belirleniyordu. Firmalar ne kadar üretim yaparlarsa yapsınlar bu ürünleri piyasa fiyatından satmak zorunda oldukları için marjinal gelirleri piyasa fiyatına eşit oluyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bundan sonra da eksik rekabet olarak adlandırdığımız durumlardaki firmaları incelemiştik. Spektrumun diğer ucunda tekerler bulunuyordu. Burada piyasada sadece tek bir firma oluyordu. Piyasaya giriş engelleri oldukça yüksekti. Bu firmanın bir nevi piyasanın kendisi olduğunu da düşünebiliriz. Bu durumda talep eğrileri de piyasa talep eğrisiyle aynı olur. Öyle değil mi? İkisinin arasında tekelci rekabet vardı. Tekelci rekabette rekabet içerisinde olan firma sayısı fazladır. Ürünler arasında bir farklılaşma vardır ve piyasaya girişte bazı engeller bulunur. Tekelci rekabete ya da eksik rekabete verilebilecek örneklerden biri spor ayakkabısı piyasası olabilir. Spor ayakkabısı piyasasında bir sürü firma bulunur. Nike, Adidas, Reebok ki bu listeyi istediğimiz kadar uzatabiliriz. Bu firmaların ürünleri birbirlerinden farklıdır. Kendilerine ait markaları vardır. Çeşitli sporcularla işbirliği yaparlar. Bazılarına ait ayakkabılar bazı spor branşları için diğerlerinden üstün olarak kabul edilir ve hepsi rekabet içindedirler. Rekabette olduklarını söylediğimizde aklımızda tam rekabet geliyor. Ancak bu piyasanın tekelci rekabet olarak adlandırılmasının sebebi Nike spor ayakkabılarını sadece Nike'ın satıyor olması. Bu yüzden de yalnızca Nike ayakkabılarına ait bir talep eğrisinden bahsedebiliriz. Eksik rekabette her bir firmanın kendisine ait bir talep eğrisinin bulunması ve üretim miktarlarının ürünlerinin fiyatlarını etkilemesi durumu söz konusudur. Bu videoda eksik rekabetten bahsettiğimizde piyasa fiyatının marjinal gelirle eşit olmadığını göreceğiz. Söylediğimi daha iyi anlatabilmek için size hemen basit bir örnek göstereyim. Ekranda eksik rekabet ortamındaki bir firmanın talep eğrisini görüyorsunuz. Ek olarak firmanın üretim miktarı arttıkça fiyatların da düştüğünü görebilirsiniz. Talep eğrisi alışık olduğumuz gibi aşağıya doğru eğimli bir talep eğrisi. Şimdi de marjinal gelir üzerine biraz düşünelim. Bir birim ürün ya da mal satıldığında 32 lira 50 kuruş gelir elde ediliyor. İki birim ürün satıldığında birim başına 32 lira 50 kuruş yerine 25 lira kazanılıyor piyasa fiyatı 25 lira olduğunda 25 lira kazanılıyor. Alıcılardan biri ürünlerin biri için 32 lira 50 kuruş ödemeye razıyken bu durumda 25 lira ödeyecekler. Bunun marjinal gelir açısından ne anlama geldiğini düşünelim mi? Hatta hemen şimdi videoyu durdurun ve tabloyu benden önce kendi kendinize tamamlamaya çalışın. Hadi bakalım. Toplam gelir 0 tane ürün sattığımızda doğal olarak 0 lira olur. 1 tane ürün satıldığında 32 lira 50 kuruş kazanırız. 2 tane ürün sattığımızda ise işler biraz ilginçleşir. Ürünlerin her biri 25 liradan satılır. Evet, doğru duydunuz. Birinci ürünü 32,5 liradan, ikincisini de 25 liradan satmayacağız. Piyasa fiyatı 25 lira olduğundan ürünlerin ikisi de 25 liradan satılacak. Yani toplam gelir 2 çarpı 25 liradan 50 lira olacak. 3 tane ürün sattığımızda piyasa fiyatı 17 lira 50 kuruş. Bu da toplam gelirimizin 52 lira 50 kuruş olması anlamına gelir. Piyasa fiyatı 10 lira olduğunda da başka bir deyişle 4 adet ürün satmak istediğimizde bunu 10 liradan yapabildiğimizi düşüneceğiz. Ve bu durumda toplam gelirimiz 40 lira olur. Buna dayanarak marjinal geliri de hesaplayabiliriz. Birinci ürün için marjinal gelirimiz ürün fiyatına eşit olur. Sıfırdan 32 lira 50 kuruşa çıktığımıza göre buraya 32,5 yazıyorum. Peki birinci üründen ikinci ürüne geçtiğimizde ne olur? Birim olarak bakarsak ürün sayısı 1 arttı ama gelire bakacak olursak 32 lira 50 kuruştan 50'ye çıktığımız için buraya 17 lira 50 kuruş yazacağız. Marjinal gelirle fiyatın aynı olmadığını görüyorsunuz değil mi? Devam edebiliriz. İkinciden üçüncüye geçtiğimizde gelirimiz sadece 2,5 lira artıyor. Başka bir de işte marjinal gelirimiz 2,5 liraya eşit. Bundan sonra olansa daha da ilginç. 3 birimden 4 birime geçtiğimizde toplam gelirin düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Evet, 12,5 lira azalıyor. Eksi 12,5 lira yazıyorum. Bunun sebebi fiyat bu seviyeye düştüğünde sattığımız her bir ürün bundan etkilendiği için toplam gelirinizin de düşmesi. Bunu grafik üzerinde gösterdiğimizde marjinal gelir eğrisinin eksik rekabet piyasasında yer alan bir firmanın talep eğrisinden farklı olduğunu görmek son derece kolay. Bakın Birinci ürün için marjinal gelir aynı iken ikinci üründe 17,5. Üç üründe 2,5'a geleceğiz. Bunun sonucunda da marjinal gelir eğrisi buna benzeyen bir eğri olacak. Bu videodan almamız gereken ders, eksik rekabet piyasasında yer alan bir firma fiyatı olduğu gibi kabul etmez. Başka bir deyişle, ürettiği ürünlerin ya da malların hepsini aynı fiyattan satamaz. Piyasada farklılaşma olduğu için kendine ait bir talep eğrisi olur. Talep eğrisi aşağı eğimli bir eğridir. Aşağı eğimli talep eğrisine bağlı olarak marjinal gelir eğrisi de aşağı yönlü olur. Hatta marjinal gelir eğrisi talep eğrisine göre daha hızlı azalan bir eğime sahiptir. Buna dayanarak bir firmanın analizini yaparken marjinal maliyetin marjinal gelirle hangi noktada kesişeceğini bulmak istediğimizde tam rekabet piyasası söz konusuysa marjinal gelir eğrisi bundan önceki videolarımızda da gördüğümüz gibi yatay bir eğri olur. Ancak firma eksik rekabet piyasasında yer alıyorsa marjinal gelir eğrisi de aşağı eğimli olur. Hatta talep eğrisine göre daha hızlı azalan bir eğime sahip olur.